Ne olmuş burada ya? Havalandırma neden açık değil? Ana? Ana? Aç gözünü. Aç gözünü. Nefes alıyorsun çok şükür. Ana. Aç gözünü. Aç gözünü, aç gözünü. Çek temiz hava. Çek temiz hava ciğerlerini. Aç gözünü hadi. Aç gözünü. Temiz hava çek. Çek temiz hava ciğerlerini. Hadi çek. Temiz hava çek. Tamam bağırma. Alıyorum. Nefes yakıyor. Çok kötü. Fernik yaptı. Yapar tabii. Bu kadar tembih etin, havalandırmayı aç diye. Poyraz fark etmez inşallah. Denedim. Ama olmadı, açılmadı. Nasıl açılmadı, anlamadım ki. Çok uğraştım ama olmadı. Ben çok üzgünüm. İşte de yetiştiremedim. Ne? Siparişim yetişmedi mi? Kusura bakma kardeş. Acı bir durum oldu. Çalışanım vernikten zehirlendi. Can bu, yapacak bir şey yok. Vallahi iyi bana. Bir de pişkin pişkin yetişmedi diyorsunuz. Bu mu sizin iş ahlakınız? La havle. Öyle pişkin mişkin doğru konuş. Tansiyonu yükseltme. Bir kaza oldu diyorum, anlaman yok mu senin? Yok. Öyle iş kazası diyerek yırtamazsınız. Yok size para mara. Hatta siz bana vereceksiniz para. Tazminat olarak. Bu mobilyalar için başkasına söz verdim. Mağdur ettiniz beni kardeşim. İş kazası oldu diyoruz. Senin anlaman kıt mı? Böyle iş bilmezlere işi vermeyin o zaman. Hem kadın başına ne anlar vernikten? Otursun evinde, boyundan büyük işlere de kalkışmasın. Ne diyorsun lan sen? Çalışanıma laf söyletmem. Parana da ihtiyaç yok. Yürü şimdi, bas git. Şikayet edeceğim sizi. Derhal mobilyalarımı verin, derhal. Mobilyalarımı istiyorsun sen, bekle. Al sana mobilya. Dur, ne yapıyorsun? Bu da sandalye. Bir tane daha kardeş. Şikayet edeceğim sizi. Ulan anlamıyor musun lan sen? Tamam. Dur, yeter. Özür dilerim. Her şeyimi affettim. Senin suçun yok. Hata benim. Yani kesmedin mi bana? Sen yolda, işler yine gelir. Şimdi doğru eve dinleneceksin. Yarın yine iş var. İnanmıyorum ya. Bir de işe devam edecekmiş.